Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Çavuşoğlu, Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Wang Yi tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması'nın ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Çavuşoğlu ve Çinli mevkidaşı Wang Yi ayrıca ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı. Çin, Şangay İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyelerinden ve biz de bu örgütle ilişkilerimizi geliştirmek için Çin ve diğer üye ülkelerle de işbirliği yapıyoruz. Ve biz tüm bu politikalarımızı birbirine alternatif olarak görmüyoruz. Tam tersi tamamlayıcı olarak görüyoruz. Çavuşoğlu açıklamasında Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bilgi verdi. Türkiye gerek bölgesinde gerekse tüm dünyadaki bölgesel örgütlerle, uluslararası örgütlerle yakın işbirliği arayış içinde olan bir ülkedir. Çinli bakansa konuşmasında Türkiye'nin uluslararası camiada önem verilen bir taraf olduğunu belirtti ve İpek Yolu üzerinden Çin-Türkiye ilişkilerine değindi. Türk tarafıyla eski İpek Yolu'nun ruhunu yeniden yaşatmayı ve yeni çağımızın ruhunu da katmayı arzu ediyoruz. Ve işbirliğimiz aracılığıyla potansiyellerimizi daha da kazıyıp, işbirliğimizin mekanlarını daha da genişleyip, karşılıklı yarar ve çifte kazancımızı daha da güçlendirmeyi ve ortak refahımızı gerçekleştirmeyi arzu ettiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Yi'nin dikkat çektiği bir diğer konu da Filistin sorununun çözümü oldu. Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununda özel bir etki ve yetkiye sahip olduğunu belirten Çinli bakan, Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'da barış sağlanamayacağına dikkat çekti. Filistin sorunu Orta Doğu bölgesinin çalkantılarının köküdür. Bu sorun çözülemezse Orta Doğu'da hiçbir zaman huzur bulunamaz. Bu sorunun sadece tek bir çözümü olacaktır. Bu da barışçıl müzakere olacaktır. Bakan Çavuşoğlu, Çin'deki temasların ardından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısına katılmak üzere Filipinlere gidecek.